etmene gerek yok. Öyle mi ha? Ülkemizin bu coğrafyası obsidyen denilince zengin yataklara sahip. Edindiğimiz bilgiler Şili'den sonra dünyada ikinci zengin yataklar burada. İnsanoğlunun burada mevcut olduğu dönemden itibaren görülmüştür ki ilk çağlardan beri de bunu bazen kesici bir bıçak gibi, bazen yaralayıcı bir ok ucu gibi, temren gibi kullanmış. Kazılarda Kars Müzemizde, Erzurum Müzemizde ve Türkiye'mizin değişik yerlerindeki müzelerde bu buluntular vardır. Şimdi biz onların da bize vermiş olduğu düşüncelerimizin gereği buradaki obsidyen yatağımızı acaba ekonomik anlamda, acaba turistik anlamda nasıl değerlendiririz düşüncesi ve gayreti içindeyiz. İşin girişi itibariyle de değerlendirirsek 6 milyon kadar bir yaş mevcudiyetinden söz edilir. Buranın fakat bakir bir yer, kullanılmamış, burası kullanılmamış. Bunun ötesinde yakın yerlerde de var ama bu kadar zengin değil. Dolayısıyla da o 6 milyondan bu tarafa tabii ki obsidyen olarak tanınan ama şu yöreye, Sarıkamış'ın bu mıntıkası olarak pek kullanılmamış. Obsidyen taşı var. Tabii sadece siyahı değil, kahverengi olanı var. Beyaz karışım olanı var. Yeşil karışım olanı var. Bunlar da buradaki obsidyen zenginliğinin önemli unsurları. Bize düşen bunu mümkün mertebe ülkemiz tabii ki özellikle de Sarıkamış sınırları içerisinde Sarıkamış'ımıza turizm açısından hediyelik eşya yapımı bakımından mahir ellerle dima mahsulü olarak sunabilmek, pazarlayabilmek inşallah onu başarırız. Çünkü bunu geçmiş dönemdeki insanların yaptığını kendimize ilham alıp bugüne uyarlamalı ve güncellemeyiz derim.